Bu arada Türkiye, Tel Aviv büyükelçisini Ankara'ya çağırma kararı aldı. Açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesinden, kesintisiz ve sürekli insani yardım girişine izin vermemesinden dolayı Gazze'de yaşanan insani trajedi dikkate alınarak Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan torunların istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrılması kararlaştırılmıştır ifadeleri kullanıldı. İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarına sessiz kalan Batı'ya Türkiye'den tepki yağıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya paylaşımında Batılı devletler tarih ve insanlık vicdanında utançla anılacaklardır ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Mısır'a transfer edilmeyi bekleyen hasta ve yaralıların bulunduğu ambulanslara yapılan saldırıyı hatırlat. Uluslararası toplumun harekete geçmesi için daha fazla ne olmalı diye sordu. Haftalardır büyük bir insanlık dramının yaşandığı sivillerin canice katledildiği Gazze için Türkiye'den tepki sesleri yükselmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz tepkisini bir kez daha dile getirdi. Yılmaz yaşananlara sessiz kalan Batı dünyasını hedef aldığı paylaşımında işgal altındaki topraklarda yaşanan bu vahşeti İsrail'in kendini savunma hakkı olarak kabul eden Batılı devletler tarih ve insanlık vicdanında utançla anılacaklar ifadelerini kullandı. Cevdet Yılmaz Anadolu Ajansı'nın İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin haberini alıntılayarak "Moral değerleri kaybeden, medeniyet tek dişi dahi kalmamış bir canavara dönüşüyor." dedi. <laughs> Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da İsrail'in Şifa Hastanesi'nin bahçesinde bulunan ambulans konvoyuna düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. Koca, içinde hastalar ve yaralılar olan ambulanslar saldırıya uğradı uluslararası toplumun harekete geçmesi için daha fazla ne olmalı diye sordu Bakan Koca paylaşımında biz durumu kritik olan Gazze'li kardeşlerimizi tedaviye ulaşabilmeleri için ülkemize transfer etmeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Bu hedef gözetmeyen saldırıların bir an önce durdurulması için uluslararası toplumun harekete geçmesini talep ediyoruz ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail'in ardından dün Ürdün'de de kritik temaslarda bulundu. Blinken, 5 Arap ülkesinin bakanlarıyla Gazze'deki durumu görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşmede Filistin yönetiminden bir temsilci de yer aldı. Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlarının ana gündeminde Gazze'de ateşkes talebi vardı. Bölgeye ulaştırılacak insani yardımlarla çatışmanın sona ermesinin yolları da masaya yatırıldı. Katar Dışişleri Bakanı El Sani, Gazze'ye yönelik bombardımanın Hamas'ın elindeki rehinelere yönelik müzakere çabalarını zorlaştırdığını söyledi. Blinken bugün ise Türkiye'ye geliyor. ABD Dışişleri Bakanı'nın pazartesi günü yapılacak olan görüşmelerde Gazze'deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulunması bekleniyor. Blinken cuma günü Tel Aviv'de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmüş ancak ateşkes çağrısı yapmak yerine insani ara mekanizmasını önermişti. Netanyahu ise insani yardım için çalışmaların bir süre durması önerisini geri çevirmişti.